Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım, 6 Nisan'da Türkiye saatine göre sabah 7:35'te Terazi burcunun 16 derecesinde Dolunay meydana gelecek. 21 Mart'ta doğan Koç yeni ayının olgunlaştığı, bizi bazı hedeflerimize götüren sonuçlar aldığımız önemli bir dönemdeyiz. Artık bahar mevsimini de daha güçlü bir şekilde hissetmeye başlayacağız. Bu mevsimde ağaçlar çiçek açıyor, doğa canlanıyor. Bu yüzden Terazi Dolunay'ına Pembe Dolunay ismi de verilmiş. Biraz daha biz de içimizdeki enerjinin arttığını, özellikle sosyal alanlarda hareketliliğin arttığını bu dolunayla görebiliriz. Zaten terazi ilişkilerle ilgili bir burçtur. İlişkilerimizle ilgili sorgulamaların olacağı, önemli bazı kararlar verebileceğimiz, bazı dönüşüm noktalarında olabileceğimiz bir dönemdeyiz. An haritasına baktığımızda Boğa burcu yükseliyor. MC noktasında da Oğlak burcu var. Terazi hava elementi olsa da toprak elementindeki yerleşimler, yönetici gezegen Venüs'ün de Boğa burcunda olması bu dolunayda toprak elementi vurgusunu daha fazla arttırıyor. O da doğa, toprak ve tabii ki hayatımızda maddi manevi güvenlikle ilgili konuları öne çıkarabileceğimizi işaret ediyor. İstikrar arıyoruz, huzur arıyoruz. Özellikle ilişkilerimizden daha fazla güven bekliyoruz. Bize güven vermeyen bazı ilişkilerimizi sorgulayabiliriz. Önemli dönüşümler yaşayabiliriz ama güven veren ilişkilerimizde de önemli güçlenmeler söz konusu olabilir. Özellikle önce burçlarımız daha fazla etkilenecek. Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçlarımız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz veya kişisel gezegenleriniz, özellikle önce burçların 12 ve 20 dereceleri arasındaysa bu dolunay için, bu dolunay sizin için çok daha önemli ve etkili olabilir. Venüs Boğa burcunda, Balık burcundaki Neptün'de güzel bir açı içerisinde, bu duygusal beklentilerimizde, ilişkilerde sevgi, anlayış, romantik beklentilerimizi güçlendirirken bize destekler de verebilir. En azından empati yapabiliriz, anlayış gösterebiliriz. Maddi konularda bazı yardımlar anlamında da bu Venüs Neptün kontağı iyi görünüyor. Merkür Boğa burcunda kuzey düğüme yakın, iletişim, eğitim, bilgi konuları, bilgi paylaşımları, ticari aktiviteler, bu anlamda dolunayda beklentilerimiz yine çok ön planda. İş bağlantıları, iş görüşmeleri, özellikle belki ilişkilerde, işbirlikleri, ilişkilerde aradığımız güvenceler var. Satürn'ün Balık burcunda Neptün'le güzel bir açısı var. Bu da demek ki otoriteden destek alabileceğimizi, bazı fikirlerimizi kabul ettirebileceğimizi gösteriyor. Bunlar maddi konularda da yatırım gibi konular olabilir, maddi destekler olabilir. Eğitim konularında bazı istikrarlı gelişmeler olabilir. Özellikle üniversiteler, yüksek öğrenim gibi alanlarda şu anda kesintiye uğrayan, özellikle yüz yüze eğitimde tekrar bazı uygulamalar, kararlar verilebilir. Kısmi olarak da olsa eğitim konularında tekrar hareket başlayabilir. Özellikle 11-12 Nisan'da Güneş'in Jüpiter'le kavuşması bu alanlarda daha destekleyici görünüyor. Kişisel girişimlerimiz açısından da destekleyici olabilir. Şanslı bir açıdır. Güneş-Jüpiter kavuşumu kısmetlidir, verimlidir. Yaptığımız girişimlerin sonuç vermesi ve belki daha hızlı büyümesi adına destek verebilir. Kişisel özgüvenimizi, cesaretimizi de arttırabilir. Terazi ve Koç aksında yerleşen Güneş ve Ay, ben-sen çekişmesini de gösteriyor bize. Evet, kendimiz için istediklerimiz, bunlar biraz bencilce eğilimlerimiz, arzularımız olabilir ama karşımızdaki kişilerin beklentilerini de önemsememiz gerekiyor. Şu anda kadar bunları fark etmediysek, bu dolunayda belki karşımızdaki kişiler ilişkilerde bizden neler bekliyor, onları da fark edebiliriz. Bir ilişki içerisindeki bu bir evlilik olabilir, bir işbirliği olabilir, yakın bir arkadaşlık olabilir. Bu ilişkide denge, uyum, eşitlik, adalet, bunları sorguladığımız bir süreçteyiz. Eğer bu alanlarda eksiklikler varsa bunları fark edip belki o dengeyi, uyumu sağlamak için daha güvenli adımlar atabiliriz. Maddi güvencenin de çok öne çıktığı bir dönem, Venüs Boğa'da olduğu için ilişkilerde bir evlilik içerisindeki parasal paylaşımlar olabilir. Bir işbirliğindeki parasal
eşitlik, işte adalet beklentileri olabilir. Kazançlarımıza, ticari girişimlerimiz, anlaşmalarımıza, sözleşmelerimizle ilgili özellikle yine maddi güvencelerimiz, beklentilerimiz olabilir. Tüm bu alanda da bize bazı kapılar açacak, önemli farkındalıklar verebilecek bir dolunaydayız. Terazi burcu diplomasiyi de yönetir. Sosyal alandaki ilişkiler, insan hakları, eşitlik, vicdani konular, tabii ki burada hak arayışları, aynı zamanda siyasi konular, iş birlikleri hepsi teraziyle ilgilidir. Diplomasinin de çok dikkat çektiği bir dönemdeyiz. Koç terazi aksı yine liderle işte karşısındaki kişi, muhalefet arasındaki çekişmeler ve buralarda belki özellikle terazide olduğu için dolunay muhalefetle ilgili konuların daha fazla aydınlanması, dikkat çekmesi söz konusu olabilir. Ülkemizin horoskopunda, Türkiye'nin horoskopunda da zaten dördüncü ev yine muhalefeti gösteren bir alandır. Burada demek ki terazi dolunayında özellikle muhalefetteki lider ve liderlerle ilgili siyasi alanda da önemli farkındalıklar olacak, dikkat çekici gelişmeler söz konusu olacak. Güven vermeyen kişiler burada biraz daha belki geri planda kalabilir ama güven veren bir unsur da çok fazla öne çıkabilir. Aynı zamanda rakiplerimizdir Koç terazi aksı. Yani ben ve karşımdaki kişi benim rakibimdir veya bir dava ve mahkeme içerisinde davalı ile davacı arasındaki ilişkidir. Aynı zamanda bu bir işbirliğinde ya da hizmet aldığımız kişilerde işte sözleşme yaptığımız, kontratla ilişki içerisinde olduğumuz kişiler, kurumlar, birebir hizmet aldığımız yapılar da yine terazi kapsamındadır. Bu alanlardaki ilişkilerimizi sorgulayabilir, bize güven veren ilişkileri devam ettirebiliriz. Belki bazı ilişkilerimizi sonlandırabiliriz. Dolunay haritanın 6. evinde olacağı için tamamen günlük hayatımız, işimiz, mesleğimiz, sağlığımız, alışkanlıklarımızla ilgili konularda da özellikle beraber çalıştığımız kişilerle ilişkilerimiz, evimizde hizmet aldığımız kişilerle ilişkilerimiz, işte sağlık alanında doktorumuzdur ya da işte iş yerindeki muhasebecimizdir, sigortacımızdır. Hani tüm bu birebir hizmet aldığımız kişi, avukatımızdır. Bunlarla olan ilişkilerimizle de ilgili şartların olgunlaştığı, eğer bazı uyumsuzluklar, güvensizlikler varsa bunların kendini gösterdiği, farkındalıklar yaşayabileceğimiz ve kararlar verebileceğimiz bir döngüyü işaret ediyor. Şimdi özellikle yükselen burçlarınıza göre terazi burcu neler getirebilir? Bunlardan kısa kısa bahsedelim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, terazi burcundaki dolunay kuşkusuz sizin için çok önemli. Tam karşıt burcunuz ilişkiler evinizde olacak. 21 Mart'ta burcunuzda bir yeni ay doğdu zaten. Hayatınızda bazı yeni kararlar vermiş olabilir, veriyor olabilirsiniz. Kapılar açılıyor size. İlişkilerinizle ilgili dönüşümler söz konusu. Evlilik olabilir, işbirlikleri, yakın arkadaşlıklar olabilir. Birebir hizmet aldığınız kişi ve kurumlarla bazı anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz söz konusu olabilir. Bir evlilik ilişkisinde içerisindeyseniz ya da bir işbirliği içerisindeyseniz belki ilişkinizi sorgulayacaksınız. Burada size güven vermeyen koşullar varsa buralardaki dengeyi oluşturmak adına, sorunları çözmek adına da tabii ki önemli açılımlar olabilir. İkinci evinizde Venüs'ün olması parasal konularda beklentilerinizi arttırıyor ve ilişkilerde daha fazla güven ve sadakat bekliyorsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12-20 derece aralarındaysa, 16 dereceye yakınsa, bu dolunay sizin için çok daha önemli olabilir. Bir evlenme kararı, bir işbirliği, belki bir anlaşma, bir sözleşme, belki bir parayla ilgili de olabilir bunlar. Hani finansal ortaklıklar ya da finansal bazı kararlar da verebilirsiniz. Belki bir ayrılık konusu da olabilir. Tabii ki ayrılıkla beraber de parasal paylaşımlar, yine maddi konularda güvence ve denge arayışınızda bazı çözümler yine bu dolunayla birlikte söz konusu olabilir. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, terazi burcundaki dolunay 6. evinizde olacak ve bu dolunay günlük hayatınızın detaylarıdır. İşiniz ve mesleğinizle ilgili dikkat çekebileceğiniz koşullar olabilir. Birlikte çalıştığınız kişiler, işbirlikleriniz, yanınızda çalışan, hizmet aldığınız kişilerle ilgili dönüşümler olabilir. Bir eleman almanız, bir yardımcı asistan almanız yanınıza mümkün veya
ayrılabilir, değişimler olabilir. Çalışma programınızda değişimler olabilir. Sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınızı iyileştirmek adına bazı terapiler, şifalar almanız, tedaviler almanız mümkün. Belki beslenme programınızı değiştirmeniz, dolunayı takip eden günlerde diyete başlamanız, zararlı alışkanlıklarınızı bırakmanız, tüm bu konular iyileşmek adına, yaşam kalitenizi arttırmak adına sizin için önemli hale gelebilir. Venüs burcunuzda olduğu için biraz estetik, güzellik, imaj değişimi, giyim, kuşam gibi konularda ya da çalıştığınız ortamların konforunun arttırılması gibi konular olabilir, düzenlemeler olabilir. Bu dolunayda bunlar da sizin için gündemde olabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, terazi burcundaki dolunay 5. evinizi aydınlatıyor. Sizin için keyifli ve şanslı bir dolunay. Bu aşk hayatınız, romantik konular sizin için eğlenceli ve keyifli konularda önemli açılımlar getirebilir. Sevdiğiniz kişilerle bir arada olabileceğiniz, bazı kutlamalar yapabileceğiniz, davetlere katılabileceğiniz bir dönemdesiniz. Çocuk bekleyen ikizler için evet, bu dolunay bir çocuk müjdesi de getirebilir. Hamilelik, doğum gibi konular olabilir. Çocuğunuz varsa çocuğunuz eğitimi, onun gelişimiyle ilgili yine önemli bazı kapılar size açabilir. Aşık olabilirsiniz. Hayatınızda bir aşk varsa onunla da ilgili belki daha fazla şeyler paylaşabileceğiniz bir döngü sizin için söz konusu olabilir. Parasal kazançlarınız ve özellikle şansla ilgili temalar varsa, ki bunlar işte spekülatif piyasalar veya bazı yatırımlarınız olabilir, bu terazi dolunayında önemli kararlar verebilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili özellikle sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, terazi burcundaki dolunay 4. evinizde olacak. Önce burçlarımız çok etkileniyor, siz de etkileniyorsunuz. Ev, yuva alanlarınız, yaşadığınız mekanlarda bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Evlilik de olabilir, yuva kurmak gibi, ev almak, emlak almak, satmak, toprak yatırımları, taşınmak, evinizde yapılacak düzenlemeler olabilir. Aile, ebeveynleriniz, anneniz, babanız, onlarla ilgili konular, onlarla olan ilişkileriniz de yine bu dolunayda sizin için çok gündemde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12-20 derece aralığındaysa bu dolunay sizi çok daha güçlü bir şekilde etkileyebilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, terazi burcundaki dolunay 3. evinizi aydınlatıyor olacak. Bu dolunay ilişkilerde bazı kararlar verebileceğinizi, bazı anlaşmalar, sözleşmeler yapabileceğinizi işaret ediyor. Kontratlar da yapabilirsiniz. Yeni tekliflere de açık olabileceğiniz bir dönem. Yeni şeyler öğrenme konusunda heveslisiniz. Evet, bir eğitim alıyorsanız bu eğitimi tamamlayabilirsiniz. Ya da bir eğitim almaya karar verebilirsiniz. İşiniz eğitim, İletişim, seyahatler, ticaret, reklam, promosyon, medya gibi işlerdeyse sizin için çok aktif olabileceğiniz, öne çıkabileceğiniz bazı fırsatlar çıkabilir bu dolunayda. Yurt dışı konularında da daha şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Sevgili aslanlar, kariyerinizde de çok güçlü destekler alabilirsiniz bu dolunay döneminde. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, terazi burcundaki dolunay para evinizi aydınlatıyor. Bazı anlaşmalarınız, özellikle parasal kaynaklı borç alacak konuları, iş birliklerinden gelecek yatırımlar, belki bir işe girme, para kazanma, bir işi başlatma gibi konularınız olabilir. Size ait bazı parasal kaynaklarınız varsa bunları mesela değerlendirme, alma, satma, kiralama gibi bazı sözleşmeleriniz, kontaklarınız olabilir. İstikrarlı bir para kazanma, maddi güvence arzu ediyorsanız yeteneklerinizi keşfetmeniz, bunları değerlendirme fırsatları bulmanız, bunu da tabii ki bir işe dönüştürmeniz bu dolunayla beraber mümkün olabilir sevgili başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, burcumuzda meydana gelecek olan dolunay bizim için yılın en önemli dönemlerinden birini işaret ediyor. Evet, ben de bir teraziyim. Her yıl burcumuzda bir dolunay meydana geliyor. Bu dolunay farkındalık dönemi, dikkat çekme dönemi. Hayatımızda yaptığımız bazı işlerimizin, girişimlerimizin sonuçlarını alabiliriz. Ve tabii ki dönüm noktaları içerisinde de olabiliriz. Terazi dolunayı her şeyden önce
ilişkilerimizi, kendimizi, içinde bulunduğumuz şartları sorgulayabileceğimiz bir dönemde olduğumuzu işaret ediyor. İlişkilerden yana şanslıyız. İşbirliklerinden yana fırsatlar da ortaya çıkabilir. Jüpiter karşıt burcunuzda olacak çünkü. İş konularında, para konularında güvence arayışınız olabilir. İlişkilerden, eş partner konularından, belki bazı işbirliklerinden maddi destekler almanız ya da parasal anlamda size güvence verecek işbirliklerine ve ilişkilere şu anda yönelmeniz mümkün. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz özellikle 12 ve 20 derece aralığındaysa bu dolunay daha güçlü etkileyecektir. Tabii bazı ilişkilerinizde önemli kararlar da verebilirsiniz. Bunlar yol ayrımları, bitişler de olabilir. Ve bu ilişkilerinizin finansal paylaşımları, özellikle maddi denge, uyum, işte buradaki eşitlik, adalet, paylaşımlar öne çıkıyor. Buraları bu dolunayda bir fark edebilir ya da bunlara odaklanabilirsiniz. Bir kredi alma, borçlanma, maddi anlamda kazanç elde etmek için daha önce yaptığınız yatırımların sonuçlarını alma veya bu alanlarda hizmet aldığınız kişiler de olabilir ilişkiler anlamında. Bu konularda da emeklilik gibi, sigorta gibi ve benzeri alanlarda da bu dolunay sizin için önemli farkındalıklar verebilir, kararlar söz konusu olabilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, terazi burcundaki dolunay 12. evinizi aydınlatacak. Bu dolunayın yöneticisi 7. evinizde olduğu için ilişkilerinizle ilgili konularda aslında önemli kararlar verebilirsiniz. Biraz güvence arıyorsunuz, huzur arıyorsunuz. Gizli olan bir şeylerin açığa çıkabileceği bir dönem. Yani eş ve partnerle de ilgili olabilir bu. Bunun yanı sıra gizli ilişkiler, platonik ilişkiler, biraz romantik konularda da etkileriniz artabilir. Sağlığınızla ilgili önemli destekler alabilirsiniz. Şifa çalışmaları, terapiler, arınmalar, detoks, diyet, işte tedaviler söz konusu olabilir. Zararlı alışkanlıklarınızı bırakabileceğiniz bir dönemdesiniz iyileşmek için. Belki estetik anlamda güzelleşmek için. Bu dolunay size önemli farkındalıklar verebilir. Beraber çalıştığınız kişiler, iş kalitenizi, yaşam kalitenizi arttırmak adına hizmet aldığınız kişilerle de ilgili bu dolunay size önemli işaretler getirebilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, terazi burcundaki dolunay 11. evinizi aydınlatıyor. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, gruplar içerisindeki durumunuz, buralarla ilgili önemli arkadaş grubuyla ilgili konularda önemli dönüşümler olabilir. Dikkat çeken arkadaşlarınızla ilgili gelişmeler olabilir. Veya siz bir grup içerisinde yaptığınız işlerle, çalışmalarda dikkat çekebilirsiniz. Bu bir iş projesinin tamamlanması, sonuç vermesi, bir amacınıza ulaşmanız da söz konusu olabilir. Biraz kolektif bir alan burası çünkü. Kolektifin dikkatini çekmeniz, geniş kitlelere hitap edecek bazı oluşlar, bazı işler içerisinde olmanız mümkün. Biraz hani internet ve sosyal medyada da aktif olabileceğiniz bir dönem. Dikkat çekebilir, bir başarı ödül de alabilirsiniz özellikle yaptığınız işlerde, kariyerdeki çalışmalarınızla beraber. Yeni arkadaşlar da edinebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte grup içerisinde belki bir etkinlik, bir eğitim, belki böyle keyifli toplantılar, davetler, kutlamalar söz konusu olabilir. Sosyallik anlamında, sosyalleşme anlamında size fırsatlar veriyor bu dolunay ve tabii ki bu sosyal alanlarda bazı özel ilişkiler, tanışmalar, fırsatlar da söz konusu olabilir sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, terazi dolunayından en fazla etki alan önce burçlarımızdan biri de sizsiniz. Terazi burcundaki dolunay kariyer alanınızda parlayabileceğiniz, bazı hedeflerinize ulaşabileceğiniz bir döneme işaret ediyor. Yaptığınız işlerin, aldığınız sorumlulukların, görevlerinizin sonuç verdiği bir dönemdesiniz. Tabii ki bu bir kariyerde, iş konularında bir gelişme de açabilir, bir kapı da açabilir size. Belki terfi, atama, görev değişimi ya da yeni bir işe başlamak. Bununla bağlantılı yer değişimleri, düzen değişimleri de söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa, 12 ile 20 derece arasındaysa özellikle bu dolunay sizi daha fazla etkileyebilir. Otorite pozisyonlarının durumuyla ilgili yaşamınızda da bazı farkındalıklarınız olabilir. Örneğin bu bir üstünüzdür, müdürünüzdür, amirinizdir ya da aile içerisinde anne baba ebeveynler gibi otorite figürlerinin de bu dönemde dolunayda görünür hale gelmesi ve belki bazı önemli dönüşümlerin olması mümkün. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, terazi burcundaki dolunaydan güzel bir açı alıyorsunuz. 9. evinizi aydınlatıyor bu dolunay.
bakışınız, hayattaki felsefeleriniz, inançlarınız da bazı önemli dönüşümler getirebilir. Yurt dışı konularında beklentileriniz varsa, uluslararası alandaki her türlü iş, çalışma, eğitim, seyahat ve benzeri konular, buralarda bazı amaçlarınıza ulaşabilirsiniz. Medya, internet üzerinde, sosyal medya üzerinde yaptığınız çalışmalar, reklam, promosyon çalışmaları olabilir. Online eğitim ve benzeri e-ticaret tarzı işleriniz olabilir. Buralarda da Terazi Dolunay sizi destekliyor aslında. Yeni fırsatlar olabileceği gibi süre gelen işlerinizin de belirli bir aşamaya gelmesi, yaptığınız işlerin görünür hale gelmesi ya da bu alanlardaki bazı işbirliklerinizi, anlaşmalarınızı, yasal işlerinizi sonuçlandırmanız mümkün. Mahkemeler, davalar, yani hukuksal bazı konularınız olabilir. Akademik işleriniz, üniversite eğitimi gibi buralarda beklentileriniz olabilir. Bu dolunay bu konularla da ilgili önemli aşamaları gösteriyor. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Terazi burcundaki dolunay 8. evinizi aydınlatıyor olacak. İlişkilerden gelen maddi paylaşımlar, bunlar hisseli paralardır. Mesela eşinizin parasıdır, işbirliklerinde ortağınızın parasıdır. Belki bir borçlanma konusu, kredi gibi bir konu, sigorta, vergi, emeklilik gibi bir konunuz varsa ve burada bu alanlarda bazı yasal süreçler, beklentileriniz varsa, şimdi şartların netleşmesi, görünür hale gelmesi, buradaki beklentilerinizin sonuç vermesi mümkün görünüyor. Parasal konularda özellikle bir rahatlama da olabilir, bir kredi bulmak, bir borcun ödenmesi veya bir ilişkide, evlilikle ilgili bir evliliğin bitmesi ve bununla bağlantılı bir nafaka, bir tazminat ve benzeri bir konunuz olabilir veya bir işbirliği ile ilgili konularınız olabilir ya da hizmet aldığınız muhasebeci gibi, avukat gibi bazı özel hizmet aldığınız kişilerle ilgili durumlarınız olabilir. Size ait bazı kaynaklarınızı örneğin kiralamak, satmak ve bununla bağlantılı kontratlarınız, anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz olabilir. İşte terazi dolunayı tüm bu konuları netleştirebilecek, sonuç alabileceğiniz bir süreci işaret ediyor sevgili balıklar.